Evet. Kıymetli izleyenler. Semadan suyu indiren Allah. Semalar kat kat iki kere zikredildiğine göre demek ki birinci semadan yani atmosferin altından suyu indiren Allah Celle Celaluhu bu açıklamaya niye gerek görülmüş müfessirler tarafından veyahut uzmanlar tarafından şu anlamda gökyüzünün tamamı yağmurun inmesi için Kullanılmıyor. Geçmişin eğer bilgilerine bakarsak 1000 sene 1500 sene neyse evvelinde insanların bilgileri ki İslam bunu 1400 sene evvel ifade etmiş. Gökyüzünde katlardan katmanlardan söz ediyor. Bu anlamda semayı tanıyan Allah, yaratan Allah aynı zamanda tanıyor. Bu tanımaya da bir açılım var burada. Birinci kat sema, ikinci kat sema, semalar, tavan olan sema. Dolayısıyla bu anlamda Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretleri bizim üzerimizdeki e, tavanın altında pek çok eşyaya hükmettiğini de bu anlamda bize bildirmiş oluyor. Fe <laughs> ahrece, o su sebebiyle, o suyu inişinden hemen sonra çıkardı Allah Celle Celaluhu. Fe ahrece bihi, o su sebebiyle, mine <laughs> semerat, ürünler, meyveler, ürünler, meyveler, Allah Celle semereler yani e, ağacın kendisi değil ağacın aynı zamanda meyveleri çıktı. Rızkan, rızık olarak leküm sizin için. Demek ki yeryüzünde mahlukatın oluşumunda insanlar için insanların istifadesine bir amaç söz konusu ki ayeti kerimede Allah Celle Celal ve sahkara lekumul arda arzı sizin ömrünüze verdi. Bu anlamda da bir ifade yer alıyor. وَسَخَّرَ ve vel kamer Güneşi ve ayı da bizim emrimize verdi. Bunun detayları üzerinde şimdi duran, e, erbabı olan kardeşlerimiz var. Biz üzerine gitmeyeceğiz. Bütün bunlar Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerine kulluk için gerekçe. Allah yarattı, bir. Allah Celle Celaluhu arzı döşek yaptı, iki. Allah Celle Celaluhu bizim üzerimizde bir tavan, kat kat semalar yarattı, üç. Allah Celle Celaluhu o semalardan birisinden su indirdi. İlk kattaki semadan dört. O inen su yeryüzünde rızkımız için bitkilerden meyveler elde edilmesine sebep oldu. Dolayısıyla yeme içme kabiliyetimiz var. Sadece biz yiyip içmiyoruz. Bizim istifade ettiğimiz hayvanlar gerek binek olarak gerek efendim derisinden istifade ettiğimiz, gerek etinden, gerek sütünden istifade ettiğimiz mahlukat da aynı şekilde o yeryüzünde biten bitkilerden yararlanıyorlar. Bitkiler hem hayvanlara, hayvanlar insanlara, bitkiler aynı zamanda insanlara bu anlamda insanın hayatının devam etmesi noktasında hizmetkar olarak görev yapıyor. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu bütün bunları organize etti Öyleyse ondan başka bütün bunları organize eden ikinci bir ilah yoktur. فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا Niddün kelimesi burada. Misil kelimesi ile aynı anlamda. Yani misil nedir? Eş, denk. Bir şeyin tam benzeri bir şey olursa niddün diyoruz. Onun karşılığı yani. Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادًا Allah Celle Celaluhu'ya karşı ona bir eş, bir benzer tutmayın, yapmayın, kabul etmeyin. Zihninizde böyle bir şey doğmasın ki entum تَعْلَمُونَ Siz biliyor olduğunuz halde. Şimdi soru şu, insanlar neyi biliyorlar? İnsanlar gökleri yaratanın Allah olduğunu, göklerin altında cereyan eden olayları yaratanın Allah olduğunu, yeryüzüne suyu Allah'ın indirdiğini biliyorlar. Nitekim kitabımızda bu manada soru cevap şeklinde sure-i celilelerde Allah Celle Celaluhu insanlara soruyor. Arzda ve semavatta yaratılanlarla ilgili Allah mı yoksa siz mi şeklinde de sorular var. Dolayısıyla siz aslında gerçekte biliyorsunuz ki bu yaratıcı güç Allah Celle Celaluhu'tur. Ama siz Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerine zihninizde eşler meydana getiriyorsunuz. İşte bereket tanrısı diyorsunuz, gök tanrısı diyorsunuz, yer tanrısı diyorsunuz. Kullanılanı söyleyeyim, daha çabuk belki anlatabilirim derdimi. Gök tanrısı, yer tanrısı, bereket tanrısı savaş tanrısı vesaire gibi böyle ayrıştırmalar yapıyorsunuz. Tanrıları çoğaltıyorsunuz. İzah ederken de o günkü Mekke müşrikleri özellikle izahlarında diyorlardı ki Allah'ın Allahlığına yani estağfurullah öyle demiy gene öyle. Allah'ın Allahlığına bir halel gelmiyor. Ayrıca ona efendim ona yardımcı kuvvetler, aracı kuvvetler olarak işte bunları put ediniyoruz. Onların heykellerini tap yapıyorlar onlara tapıyorlar. Aynı şekilde Yahudiler ve Hristiyanlar da daha sonra Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretlerinin bu güç ve kudretini paylaştırdılar. Günahlarını afiyet kesini mesela rahiplere verdiler ve benzeri gibi. İsa Aleyhisselam Allah'ın oğlu, Üzeyr Aleyhisselam'ı Allah'ın oğlu saydılar Yahudiler ve Hristiyanlar. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu Allah gibi güçlü, Allah kadar güçlü, Allah'a benzer, Allah'ın misli gibi bir ilah edinmeyin ve tutmayın. Çünkü bunları sadece Allah Celle Celaluhu yarattı ve organize ediyor. Bu ayet-i kerime bize tevhidin ne olduğunu, birlemenin ne olduğunu ifade ediyor. Biz bunu küçük manada başımıza gelenler konusunda bazen bu hataları yapıyoruz. İşte falan olmasaydı şu belayı görmeyecektik. Sebepleri bazen ilahlaştırıyoruz. Sebepleri ilah yerine koyuyoruz. Bu konularda hassas olmak lazım. Dikkatli olmak lazım. Allah Celle Celalü yaratandır, yaşatandır, öldürendir. Nimetleri verendir, yeryüzünü yönetendir, gökleri yönetendir. Dolayısıyla Allah Celle Celalü ve Tekaddes Hazretlerine bu anlamda bir eş koşulmamalı Allah gibi bir ilah eş bir ilah kabul edilmemeli. Bu çok önemli. Hem insanların içerisinde Yahudilere, hem insanların içinde Hristiyanlara, hem insanların içinde münafıklara, hem insanların içinde müminlere, bütün insanlara mutlak olarak bir uyarı var. İbadetinizi yaparken, ibadetinizi sadece Allah için gerçekleştirin. Allah'tan başkalarına kulluk etmeyin. Zihnim gidip geliyor detaya girmek konusunda ama bu arada tabii programda da yavaş ilerliyoruz. O, onun için böyle biraz duraksadım. Biz bu manada detaylarla ilgili de inşallah yeri geldiğinde ayet-i kerimelerde günümüz insanının nasıl eşler koştuğunu, güç ve kudret sahiplerini Allah'a ortak koştuğunu, güç ve kudret sahiplerinden, Allah Celle Celalükten korktukları gibi korktuklarını, Allah'a saygı gösterdikleri gibi güç ve kudret sahiplerine, para gücü olanlara veya diğerlerine efendim eğildiklerini, Allah'ın huzurunda yapması gereken ibadetleri Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerinin hakkı olan ibadetin vaktini başka işler için tahsis edip başkalarının emrine vakti verdiğini insanların detaylıca aslında anlatmak Bizim açımızdan yararlı olacak ve gelecek inşallah e, ayet-i kerimeler içerisinde bunların üzerinde duracağım. Şimdi e, biz devam ediyoruz 23. ayet-i kerime. Şimdi insanlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde de günümüzde de şöyle diyebilirler. Biz varlığı yaratanın Allah olduğunu kabul ediyoruz. Varlığı yönetenin Allah olduğunu kabul ediyoruz. Bazı insanlar tabii, insanlardan bir kısmı, mesela Mekke müşrikleri Allah'a itiraz etmiyorlardı. Onlar Allah'ı kabul ediyorlardı. Ama onların bir itirazı var, onların itirazı bir kuşku var kalplerinde. O kuşkuyu görelim ayet-i kerime nasıl dile getiriyor? وَاِنْ كُنْتُمْ fi رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا ala عَبْدِنَا Kulumuza indirdiğimizden, peyder pey indirdiğimizden, parça parça indirdiğimizden 22 sene, 2 ay 22 gün süre içinde indirdiğimizden bir kuşku taşıyorsanız kuşku içinde olduysanız yani biz bunu kulumuza indirdik, siz yok indirmedi diyorsanız yani Allah Resulüne vahiyle mesaj vermedi diyorsanız ki dediler Allah Celle Celaluhu, Allah'tır göklerdedir güç ve kudretin Mutlak temsili ondadır. Ancak yeryüzündeki insanlar için böyle bir vahiy indirmemiştir. Veya indirsi, indirdiyse de Muhammed'e bunun indirilmesi gerekmez. Mesela kendi zamanlarında Mekke'de yaşayan Velid bin Mughire'ye inmeli değil miydi diyorlar. Taif'te yaşayan bir başka zata indirilmeli değil miydi? Onu daha alim, daha güçlü, daha yeterli zihinlerinde buluyorlar. Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretlerinin seçme hakkına müdahale ediyorlar. Ama her şeyden önce Kur'an'ın Allah'tan bir vahiy olup olmadığı konusunda bugün de insanlar arasında müminleri kastetmiyorum. Çünkü müminler arasında böyle bir koş kuşku yok. Ama müminlerin dışındaki insanlar arasında ee, özellikle Müslümanların dışındaki Hristiyanlar, Yahudiler ve benzerileri Özellikle bunun muhatabı Onlar arasında Kur'an Allah'tan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirilmiş bir kitap değildir Hz. Muhammed Aleyhisselam Allah'ın gönderdiği bir elçi değildir İşte onlar diyorlar son elçi İsa'dır, son elçi Musa'dır Veya işte beklenen, beklenen, beklenen bir şeyler söylüyorlar netice itibariyle Hazreti Resulullah'ı veya Resulullah Aleyhisselam'a indirilen Kur'an-ı Kerim'in indirilişini şüpheyle karşılıyorlar. Bu rayip kelimesi Bakara'nın başında da geçmişti. Zelikel kitap la raybe fi. Bu kitabın indirilmesinde hiçbir şüphe yoktur. Allah'tan olduğuna diye bunun üzerine de gitmiş idik. Allah'tan böyle bir vahiy gelmez. Özellikle bugün materyalist kafalar, içimizde yaşayan materyalist kafalar da bunun uydurma bir şey olduğunu söylüyorlar. Maddeci kafalar da bunun böyle olduğunu söylüyorlar. Yani bugün Türkiye sınırları içerisinde de böyle olduğunu iddia edenler var. Sadece Yahudiler ve Hristiyanlar değil. Materyalist kafalar var, ateist kafalar var, inkarcı kafalar var. Vahiy gerçeğini, vahyi kabul etmeyen, elle tutup gözle görmediğini kabul etmeyen. Ama burada büyük bir yanılgı içinde olan kafalar var. Allah Celle Celal bu manada Hazreti Resulullah'a sahip çıkıyor önce. Diyor ki abdine, kulumuza, kulumuza yani bana itaat eden, beni birleyen Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a, Resulullah Aleyhisselam'a sahip çıkıyor. Öncelikle bu çok önemli ve Allah Resulü'nün elçilik sıfatını da öne çıkarmıyor, kulluk sıfatını öne çıkarıyor. Bu aynı zamanda İsevilere de bir cevaptır. İsa Aleyhisselam'a teslim olanlar Hz. İsa'yı Allah'ın oğlu sayıyorlar. Allah'ın kulu değil. Abd olarak görmüyorlar. Rasul olarak görmüyorlar. Ona da bir cevaptır aynı zamanda kulumuza. Hz. Muhammed Aleyhisselam Allah'ın kuludur. Ve kulluk rütbesi Risalet rütbesinin de üstünde daha geniş, daha güçlü bir sıfattır insan için. Bunu dile getirmekte tekraren yarar var. Eğer böyle ise, bi bir min misli, Kur'an-ı Kerim'in surelerinden bir sureye, onun bir benzerini getirin, yazın. Bu şimdi bize şöyle bir e, ufuk da açıyor. Allah'ın kitabında 114 sure var malum. Bakara suresi 286 ayet, uzun bir sure. Ama Kur'an-ı Kerim'de kısa sureler de var. Bismillahirrahmanirrahim. İnne a'taynakel kevser fe li rabbike vanhar inne şani'eke huvel ebter. Bu da bir suredir. Bu sure de meydana getirilemiyiz. veya da Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulet ve lem yekullahu kufuvan ahad. Bu sure de insan eliyle meydana getirilemez. Burada Amerika'da Müslüman olmuş bir kardeşimiz aklıma geldi. Ömer Faruk, Abdullah ismiyle maruf. Asli ismini bilmiyorum. 30 küsur yaşlarında Müslüman olmuş. Kur'an-ı Kerim'in İngilizce tercümesini okuyarak Müslüman olmuş. Birisinin irşadıyla değil, Kur'an'ı okuyarak Müslüman olmuş. Ve Kur'an-ı Kerim'i okuyarak Müslüman olmasında amil, yani etken, yani ilk motivasyonu sağlayan İhlas Suresi. Kendisi daha önce Hristiyan, kendisi daha önce Yahudi, kendisi daha önce Budizmi din olarak seçtiğini ifade ediyor. 10 tane yabancı dile sahip o ana kadar Müslüman olduktan sonra 11. dil olarak Arapçayı da öğreniyor. Diyor ki Huvallahu ahad cümlesi. De ki ey Muhammed kul huvallahu ahad. De ki ey Muhammed o Allah'tır, tektir. Bu cümle beni iman etmek konusunda ikna etti. Hiçbir dinde, ne Hristiyanlıkta, ne Yahudilikte, ne Budizm'de, ne diğer dinlerde bu kadar net, bu kadar sarih, açık, bu kadar anlaşılır, bu kadar üzerinde efendim insanların anlaşmazlık göstermeden kabul edebileceği basit fakat mutlak gerçeği ifade eden bir cümle hiçbir dinde bulamadım diyor. Tabii bizler ne Tevrat okuduk, ne İncil okuduk, ne de diğer dinlerin kitaplarından haberimiz var. O yüzden Tevrat'ta, İncil'de ve diğer dinlerde ilah kavramı karşılığında neler söylendi bilmediğimiz için kul huvallahu ahaddeki gerçeği anlamamız bizim açımızdan zor oluyor. Yani daha doğrusu gerçeği anlıyoruz da onun ne kadar vurucu, ne kadar anlaşılır, ne kadar berrak bir tevhid ilkesini insan için izah ettiğini yakalamamız zor oluyor. Kur'an öyle veciz, öyle edebi bir üsluba sahip. Öyle az cümleyle çok manayı ifade ediyor ki 1400 senedir insanlar Kur'an üzerinde konuşuyorlar fakat onun hazinesini tam olarak henüz insanların önüne serememişler. Her konuşan onu anlatmaktan aciz kalmış. Diller onu söylemekten yorulmamışlar fakat onu ifade etmekte yetersiz kalmışlar. Onunla meşgul olan kalbi sevinçle dolmuş ama onun bütününü anlama kabiliyeti hiçbir insana mümkün değil yeterli olmamış. Yani bu böyle bir kabiliyet olmamış. Çünkü Kur'an engin, eşsiz, çok ciddi bir hazine. Okyanuslar gibi her katında ayrı bir mana, her anlamında ayrı bir şey var. Yine ben Bursalıyım. Doğum yeri itibariyle Bursa'da doğdum. Ulu Cami'de Ulu Cami'nin yapımında İlk hutbeyi okuyan Somuncu'dan söz edilir. Ve onun piyasada da yine eser olarak satılan bir kitabı var. Fatiha suresi tefsiri. Alimlerimizin bir kısmı özellikle Fatiha suresini tefsir etmişler. Fatiha suresine Somuncu yedi pencereden bakmış. Yedi ayrı mana, yedi ayrı kapı açmış. Mana içinde manalara değinmiş. Nitekim ben de burada size bazen Meseleyi naklederken ifade ederken ben her zaman söylüyorum ben köy hocasıyım yetersizliğimi görüyorum bazen evet. burasını daha böyle kalbe nakşedecek işleyecek tarzda keşke söyleyebilsem dediğim anlarım çok oluyor çünkü Kur'an gerçekten engin ufuklar açan bir kitap yeri geldiğinde bunun delilleri üzerinde de duracağız yine Maurice Buchel ile okunuyor yanılmıyorsam bir Fransız doktor var bu akşam bu alanda da bir iki cümle söyleyelim. Onun yazdığı e, ilim karşısında Tevrat, İncil, Kur'an yanılmıyorsam böyle bir eser var Diyanet yayınları arasında. Biraz reklam olacak beni bağışlasınlar. Bu zat diyor ki Müslüman olmuş tabii 1960-70'lerde Suud'da yaşadığını ben öyle bir hatırımda kalmış. Faysal'ın doktoru öyle zannediyorum öyle hatırımda kalmış. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Hac suresinin 5. ayetinde insanın yaratılışı anlatılırken insanın 3 safhasından bahsediliyor. O safhalardan birisi efendim bir küçücük e, embriyo safhası, nut nutfe safhası, efendim birisi ana rahminin tavanına asılmış. Böyle alaka tabiri kullanılıyor. Alaka Diyor ki Arapçada ana rahminin tavanına asılmış olan bu küçük keseciyi izah edecek alakadan başka sümme alakaten ibaresi var. Sümme nutfeten, mudgaten, nutfeten, alakaten ibaresi alaka. Diyor, diyor ki Morris Buçille alaka kelimesi Hz. Muhammed ana rahmini yarıp da ana rahminin içinde tohumun nasıl oluştuğunu görecek noktada değil. Dolayısıyla alaka öyle seçilmiş ki Muhammed Aleyhisselam'ın seçimi olamaz. İnsanların fikri ürünü de olamaz, fikir ürünü de olamaz. O ancak ana rahminde insanı yaratanın söyleyebileceği bir kelime. O Morris Bucille'yi Müslüman yapmış. Tek bir kelime, alaka. Biz Kur'an-ı Kerim'in bütünü elimizde ama bizi sarsan herhangi bir yeriyle karşılaşmıyoruz. Çünkü tefekkürümüz az. Dolayısıyla biz şimdi burada toparlayalım, devam edeceğiz. Kur'an netice itibariyle meydan okuyor. Muciz bir kitap. Kur'an'ın bizatihi kendisi mucize bir kitap. İnsanların tümünü aciz bırakan bir kitap. Bunun üzerinde inşallah 3-5 cümlemiz daha olacak. Sorularınız var. Bu hafta eğer sorularınıza zaman ayıramazsam önümüzdeki hafta mutlaka bir 25 dakikalık zaman dilimini sorularınızı tespit ediyorum. Cevaplayacağım. Şimdi bir mola efendim. No! <laughs>